Just cool on a panic garder it's in the girl in real I but I brand it it Selam dostum kanalıma hoş geldin. Videonun girişinde de duyduğunuz gibi Just cool don't panic darling. Yani hocam bu ne demek? Sakin ol canım. Bu videoyu izledikten sonra artı bir netimiz var demek. Ya hocam şakayı bırak ne yapacağız bu videoda? Bu videoda birazcık romanların konusuna bakacağız. Sonra romanlardaki karakterlere bakacağız. Yani sana romanlarla ilgili bir soru sorarsa hangi romanda hangi karakteri bilmen lazım? Hangi romanın konusunu ne kadar bilmen lazım? Birazcık bunları konuşacağız. Amacımız seni edebiyat profesyonel yapmak değil. Sen hayalindeki üniversiteye girmek için edebiyatta 24'te 24 yapmak zorunda olan bir kardeşimizsin. Ee, soruyu çözebilecek kadar bilsen senin için yeterlidir. Vakit şu an senin en kıymetli hazinen dostum. Lütfen bunu unutma. Senin pratik bir şekilde tekrarını yapıp soruyu çözecek bilgiyi hap bir şekilde alıp yutman gerekiyor. Bu videoda senin için 5 tane roman hazırladım. Eğer videoyu seversen, yorumlarda devamının gelmesini istersen diğer romanların da birazcık konusuna, birazcık kişilerine, karakterlerine değin istiyorum. Emek abi başlayalım mı o zaman? Başlayalım dostum. Haydi hocam belki bu videoda çıkacak bir roman özeti sınavda karşına çıkabilir. Sınavda kalan bir karakter sınavda sana artı bir net olarak geri dönebilir. Belki de bu video sayesinde ya da izlediğin diğer videolar sayesinde hukuk kazanırsın, diyetisyenlik kazanırsın. Ne bileyim hayalindeki o güzel mesleği kazanırsın. Haydi o zaman başlayalım. Vire bismillah. Emek abi bu ne ya? Araba sevdası. Bak burada Recaizade Mahmut Ekrem yazıyor. İlk realist roman yazıyor kişiler yazıyor birazcık da böyle konudan bahsetmişsin bu mu ya bu mu benim işime yarayacak Aynen öyle. Neden? Sana soru verecek tamam mı? Sana böyle koskocaman bir paragraf sorusu verecek. Sana romanın konusuyla ilgili bir şeyler anlatacak. Sonra işte örnek veriyorum paragrafın ortalarına, başına, sonuna şu yanda, şu yukarıda yazdığım kişilerden birini koyacak. Sen o kişiyi aklında tutarsan, yazarını falan bilirsen soruyu çözersin dostum. Bazen sana roman verir, romanın konusunu verir, kişileri verir. Hatta romanın ismini verir, kim yazmıştır diye sorabilir. Bak bu da olabilir. Yani yani sana romanın yazarı ya da romanın ismi çıkacak. Peki nasıl çıkacak abi? Sana konuyu verecek, kişileri verecek, hangi roman olduğunu bilmeni isteyecek. Bazen işte dönem özelliklerinden yola çıkarak da bir soru oluşturabilir. İşte Recaizade Mahmut Ekrem abi ben biliyorum tanzimat dönemiyle ilgili. Belki de sana tanzimat dönemiyle ilgili bir iki bilgi verir. Konudan biraz bir şeyler koyar. Kişilerden de bir iki tane ekler. Harika bir soru oluşturur. Merak etme bu konuyla ilgili soru çözümleri de yapacağım. Ama önce gel şu roman özetleri bir konuşalım. Tamam abi o zaman ilki neymiş? Araba sevdası. Abi araba sevdasını yazan kimdi? Recaizade Mahmut Ekrem. Abi benim şöyle bir bilgim de var. Araba sevdası benim ilk realist romanım. Tamam peki ben nasıl bir soru kalıbı görürsem araba sevdasını ya da Recaizade Mahmut Ekrem'i işaretlerim. Öncelikle bak kişileri mutlaka bilmen gerekiyor. Bak eğer bir soru kalıbında Bihruz Bey görürsen, Periveş görürsen, işte Keşfi Bey görürsen Çengi Hanım görürsen geç Çengi Hanım çok geçmez ee, en çok geçen kimdir Bihruz Bey ile Periveş'tir. Tamam mı? Keşfi Bey de geçer. Sen Bihruz görürsen, Periveş görürsen araba sevdasını işaretleyeceksin. Peki abi ne işleniyor bu kitapta? Yanlış batıllaşma. Nasıl yani? Şimdi bizim Bihruz Bey dediğimiz züppe bir tipimiz var. İşte bu miras yedi bir tip. Babadan dededen bayağı zengin bir ailenin çocuğu. Cahil bir annesi var. Üstün körü eğitim almış birisi. Buna birden para kalınca bu adam sapıtıyor. İşte batı özentisi alafranga bir yaşam sürmeye çalışıyor. Sonra Periveş diye bir kadını görüyor. Ona aşık oluyor. Ona mektup falan yazıyor. İşte mektubuna yanıt alamıyor. Sonra neden ben mektubuma yanıt alamadım diye araştırırken aslında kadının esmer olmadığını fark ediyor. Fakat kopya çektiği mektup esmer bir kadına yazılmış bir mektup. Neyse efendim ben işte olayları düzelteyim falan derken bir bakıyor aa Periveş'e çok benzeyen bir kadın. Acaba ablası olabilir mi falan filan derken bunu takip ediyor. Periveş'in ablası zannettiği kadın meğer kötü bir kadınmış. Bunu kandırmış, bunu kullanmış. Yani sen bak tüm romanın özetini bilmene gerek yok. Abi ben neyi bileyim? Benim şuraya yazdıklarımı bil. Karakterleri bil, yazarını, eserin adını bil, seni kurtarır. Yanlış batıllaşma temasını züppe bir miras yedi tip üzerinden anlatan eserdir. Yanlış batıllaşma, altını çiziyorum. Züppe, miras yedi bir tip, altını çiziyorum. Üstün körü bir öğrenim görmüş Bihruz Bey, zengin bir beyin oğludur. Babası ölünce Bihruz'la cahil ve saf annesine büyük bir miras kalır. 20'li yaşların başındaki Bihruz Bey, hazır paranın bitmeyeceğini sanarak kendini gezmeye ve eğlenceye kaptırır. Alafra Ranga giymek, yerli yersiz Fransızca konuşmak ya da lüks faytonla tur atmak başlıca meraklarıdır. Ya zaten kitabı okuduğun zaman Periveşe bir mektup yazmaya çalışıyor. Bildiğim başkasına yazılmış Fransızca bir mektup, Fransızca bir şiir alıyor, yarım yamalak Fransızcasıyla böyle çevirmeye, kopya etmeye falan çalışıyor. Ya yani yüzüne, gözüne bulaştırıyor. Batılı olmadığı halde batılıymış gibi takılmaya çalışan, dışarıdan böyle çok itici duran bir tip. O zaman sen Bihruz Bey görürsen, Periveş görürsen, hocam neyi işaretleyeceğim? Araba sevdasını işaretleyeceksin. Hocam yazan kimmiş? Recaizade Mahmut Ekrem. Neymiş hocam? İlk realist Roman. Abi ben bunu aklıma attım. Bir soru kalıbında zaten bunları görürsem ben bunu işaretlerim. O zaman geçiyorum. Bizim az bir zamanımız kaldı ve hedefimiz 24'te 24 yapmak. Geçtim. Neye geldik abi? Cezmi. Hocam Cezmi'nin yazarı kimdi? Namık Kemal. Peki abi Cezmi de Celalettin Harzemşah gibi konusunu tarihten alan bir roman mı? Aynen öyle. Hatta benim ilk tarihi romanım. Harikasın. Peki abi benim Cezmi'yi işaretlemem için ne görmem lazım? Birincisi Cezmi'yi göreceksin. Hocam Cezmi zaten benim ana karakterim. Adil Giray'la beraber benim ana karakterim. Romanın bir kısmından sonra Adil Giray'ın ağzından anlatmaya devam eder. İşte işte bu İran sarayındaki kısımlara falan geçer. Cezmi bir sipahidir, bir savaşçıdır, benim kahramanımdır. Tamam hocam, ben Cezmi görürsem, Adil Giray han görürsem, şah kızı Perihan görürsem, Şehriyar görürsem neyi işaretleyeceğim? Cezmi'yi. Hocam biraz konudan bahset. Cezmi Adil Giray'ı kurtarmaya çalışıyor. Adil Giray esir düşüyor Cezmi bunu kurtarmaya çalışıyor. Şehriyar'la Perihan Adil Giray'a aşık oluyorlar. İşte onu elde etmeye falan çalışıyorlar. Buradaki asıl maksat şu. Bak burada anlatılan İslam birliğidir. O dönemde İran Şii olduğu için ve biz Osmanlılar Sünni olduğumuz için İslam birliği önündeki en büyük engel İran olarak görülmüş. İran ortadan kalkarsa Osmanlı ne yapacaktı? İslam birliğini sağlayacaktı gibi bir düşünce var. O zaman bak 16. yüzyıldaki Osmanlı İran savaşları sırasında Safevi Sarayı'nda yaşananları ele alan eser derse Cezmi görürsen, Adil Giray görürsen, Perihan görürsen, Şehriyar görürsen kalkıp sana bir de ilk tarihi Roma derse işte Namık Kemal yazmıştır derse ne işaretleyeceğim ben abi Cezmiyi işaretleyip geçeceksin. Olay bu kadar basit. Biliyorsun Kırım o zamanlar Osmanlı'ya bağlıydı ve Osmanlı savaşa girdiği zaman Kırım yardım göndermek zorundaydı. Adil Girayhan da Kırım'ın neyidir hocam? Velatıdır. Harikasın. Cezmi onu kurtarmaya çalışır. Harika. Aklımızda Osmanlı-İran savaşı, hocam İslam Birliği düşüncesi. Harikasın. İlk tarihi roman Cezmi Namık Kemal işte Adil Giray, Perihan Şehriyar işaretleyip Geçerim ben abi. Çok teşekkür ederim. Aklımda kaldı. Geçtim. Pratik pratik ilerliyoruz dostum. Pratik olmamız lazım. Az zamanda çok şeyi aklımızda tutmamız lazım. Geldim Zehra. Hocam kim yazmıştı? Nabızade Nazım. Zehra için ne derlerdi? İlk psikolojik roman denemesi. ilk tezli roman. Ama ben biliyorum benim ilk psikolojik romanım ne? Eylül. Lütfen karıştırma. Hocam Zehra'da ne anlatılıyor? Zehra adındaki güzel bir kızın kocasını elinden kaptırma korkusu ile Kıskançlığın pençesine düşmesi anlatılıyor. Eser bir anlamda Ney'in romanıdır hocam, kıskançlığın romanıdır. Zehra bir koca buluyor. Kocasını kaybetmek istemiyor. Kocasını çok kıskanıyor. Kim hocam bunun kocası? Supi. Harikasın. Supi ile Zehra evli. Daha sonra bak Nazikler var. Nazikler evin böyle hizmetçisi gibi biri. Gidiyor Münire Hanım yani Supi'nin annesi Naziklerin yanına Sırrı Cemal diye çok güzel bir kız alıyor. Zehra başlıyor çatlamaya, kıskanmaya. Kitabın sonunda ne oluyor? Nabızade Nazım nasıl bir olay örgüsü kurmuş? Supi Zehra'dan ayrılıyor. Artık kıskançlığına dayanamıyor. Sırrı Cemal'le evleniyor. Daha sonra Habbe Molla ve Urani ile beraber kızdan bir intikam almaya çalışıyorlar. Yani içeriğini çok bilmene gerek yok dostum. Kişileri bileceksin. Kıskançlık konusunda yazıldığını bileceksin. Nabızade Nazım'ın yazdığını bileceksin. O zaman bir soru kalıbında Supi görürsen, Zehra görürsen, işte Sırrı Cemal görürsen, Urani, Habbe Molla falan görürsen kimi işaretleyecekmişsin Zehra'yı işaretleyecekmişsin hızlıca geçiyorum vaktini almak istemiyorum geldim hocam sergüzeşt emek abi ben ilkokulda bunu okumuştum öğretmenim vermişti kitabın sonunda kız kendisini nil nehrine atıyor intihar ediyor Evet. <laughs> Sen neyi bileceksin ama yazarını bileceksin, kitabın ismini bileceksin, kişileri bileceksin, konuyu çok azıcık bileceksin. Seni zaten kurtarır. Tamam hocam. Sergüzeşt. Hocam kim yazdı? Sami Paşa Zade Sezai. Harikasın. Hocam bu bir esirlik romanı mı? Bu esareti konu alan bir esaret romanı mı? Evet. Bak esirliği konu aldı. Esirliği konu aldı. Bir ne romanıdır hocam? Esaret romanıdır. Harikasın. Hocam kişiler kim? Hacı Ömer var, Dilber var. Dilber zaten benim ana karakterim. Celal var, önemli. Teravet var, önemli. Latife, Ati, Asaf Paşa, Zehra Hanım. Bak Dilber görürsen, Celal görürsen, Teravet görürsen, Hacı Ömer görürsen neyi işaretleyeceksin? Sergüzeşt. Hele kitabın sonunda kız kendini Nil nehrine atıyorsa bak. Kız kendisini Nil nehrine atıp intihar ediyorsa. Kız sürekli böyle alınıp satılıyorsa. esirli konusu işleniyorsa sergüzeşli işaretleyebilirsin. Bakalım konu neymiş? Esircilerin Kafkasya'dan getirdikleri 9 yaşındaki Dilber Dilber'in altını çizdim. İstanbul'da satılır. Evin hanımı ve zenci lakayık teravet çocuğa kötü davranır. Bak harikasın. Evin reisi memuriyet için Anadolu'ya gideceği için Dilber tekrar satılır. Dilber bir süre sonra Asaf Paşa'nın konağına satılır. Bak nereye geçtik? Asaf Paşa'ya. Harikasın bak Asaf Paşa nerede? Burada. İşaretledim. Konağın oğlu Celal. Aha hocam bir de Celal çıktı karşıma. Aha bak burada işaretlemişiz. Dilber'e aşık olur. Bunu öğrenen annesi Dilber'i evden uzaklaştırır. Dilber bu kez Mısır'da zengin bir Mısırlı'nın cariyesi olmuştur. Kapatıldığı evden kaçmak üzereyken geleceği hakkında umutsuzluğa kapılır ve çare kareyi kendini Nil Nehri'ne atıp intihar etmekte bulur. Esareti konu alan roman romantizmden realizme geçiş özelliği gösterir. Hocam ben bu kişileri görürsem, kız intihar etmiş Nil Nehri'ne atlamış görürsem, Sami Paşazade görürsem neyi işaretleyeceğim? Sergü Zeşli işaretleyeceğim. Harikasın. Geçiyorum. Geldim hocam. İntibah. Bazen karşına son pişmanlık olarak çıkabilir. İlk önce buna Son Pişmanlık adını vermişler. Daha sonra da Sergüzeşte Ali Bey falan demişler ama ilk olarak ismini ne koymuşlar? Son Pişmanlık. Hocam kim yazmış? Namık Kemal yazmış. Peki hocam özelliği ne? ilk edebi roman. O zaman bir yerde ilk edebi roman görürsen hocam ya çok çirkin çizdin. Şurayı bir doğru düzgün çiz. Eğer bak ilk edebi roman görürsen, Namık Kemal görürsen, işte Ali Bey Mahpeyker görürsen intiba işaretleyeceksin. Hocam gel birazcık okuyalım. Şimdi kişileri kimmiş? Ali Bey bak işaretleyeceksin Ali Bey Mahpeyker işaretleyeceksin Dilaşup işaretleyeceksin Atıf Bey işaretleyeceksin Ali Bey'in daireden iş arkadaşıdır değil mi? Neyse. Hayat tecrübesi olmayan iradesiz bir genç olan Ali hafif meşref bir kadına olan bu kadın kim hocam? Mahpeyker ona olan aşkı sonucunda bir olaylar girdabı içine düşüyor. Aslında Mahpeyker kötü bir kadın Ali Bey de bunu anlıyor fakat onun değişmek istediğini zannediyor. İşte bir akşam bir kıskançlık olayı falan oluyor. Ali Bey ne yapıyor? Kadını terk ediyor. Gidiyor oldukça güzel olan Dilaşüp ile evleniyor. Daha sonra Mahpeyker Dilaşüp'ü çok kıskanıyor. Ona tuzak kuruyor. Ona iftiralar atıyor. Ne oluyor? Bak aslında amacı ne? Ali Bey'i tekrar elde etmek. Dilâşup kendisini feda ediyor, Ali Bey'i ölümden kurtarıyor. Sonra Ali Bey gıcık oluyor. Sen nasıl Dilâşup'un başını yakarsın? Allah seni kahretmesin diyor. Mahpeykeri öldürüyor falan. Ne oluyor? Sonra Ali Bey de hapse düşüyor. Hapisteyken ölüyor. Ya sen olayın ne olduğunu çok bilmene gerek yok. Ali Bey'i bil, Mahpeykeri bil, Şüp'ü bil. Eğer bak Ali Bey görürsen, Mahpeyker görürsen, Dilâşup görürsen, Namık Kemal yazmışları benim ilk edebi romanımdır falan görürsen intiba işaretleyeceksin. İlk adı Son pişmanlıktır görürsen bak güzel ayırt edici olur. İntibahı ilk önce namı Kemal son pişmanlık adıyla yayınlamak istemiş. Olmamış. Son pişmanlık falan da görürsen intibahı işaretleyebilirsin dostum. Peki abi gel senle bir yakından konuşalım. Kısa bir video oldu. Öğretici bir video oldu. Yazar eser konusunda birazcık video çekmek istiyorum. Lütfen eğer bu videoyu yararlı bulduysan yorumlarda de ki çok güzel bir video oldu. Bu videonun devamı da gelsin. Ben devamında başka başka dönemlerden başka başka romanlar da Onların da böyle konusunu yazayım kısaca romanlardaki kişileri karakterleri falan yazayım romanla ilgili bilmen gereken bilgiler varsa sana onları söyleyeyim sınava bu kadar kısa bir zaman kalmışken şu işi artık halledelim dostum abone değilsen abone olmayı unutma eğer beğendiysen beğen bak ben o beğenileri gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum gerçekten yani böyle çok gaza geliyorum daha çok video çekesim geliyor bir fikrim varsa lütfen yorum yap mesela bu video serisinin devamı gelsin mi eğer yararlı bulduysan lütfen yorum yapmayı unutma. Kendine çok ama çok dikkat et. Just cool don't panic darling. Sınava kadar mottomuz bu. Panik yapmak yok. Biz cooluz, iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok dostum. Kendine çok dikkat et. Görüşürüz. Allah'a emanet. Yorumlarını bekliyorum. Videoyu atar atmaz yorumlara bakacağım. Gözüm orada. Haberin olsun. Anında cevap vermeye çalışıyorum. Vaktimin çoğunu size ayırıyorum. Yeter ki siz başarılı olun. Yeter ki emek abinizi de mutlu edin. Haydi dostum Bye bye. Abi uzattın. Ben hep buraları geçiyorum. Dinlemiyorum bile seni canın sağ olsun. Görüşürüz dostum. Bay bay.